Gelelim muhalefetle iktidar arasındaki bir başka seçim yarışı diyebileceğimiz gelişmeye değerli izleyiciler. Özellikle ÖTV üzerinden dün akşam saatlerinde başlayıp bugün de devam eden bir polemik var. İşte onunla ilgili hazırladığımız, derlediğimiz bir görselimizi şimdi sizlerle paylaşmak istiyoruz. İktidar ve muhalefetin ÖTV hamlesiyle ilgili detaylara hemen bakıyoruz. Şimdi dün 22'de Twitter hesabından Kemal Kılıçdaroğlu CHP genel başkanı yine bir paylaşım yaptı. Hatta gün içerisinde saat 10'da burada buluşalım demişti ve 22'de onun hesabında onun açıklamasını bekleyenler gördüler ki bir video mutfağından paylaştı evinin mutfağından Kemal Kılıçdaroğlu ve açıklamaları özellikle ÖTV ile ilgiliydi. Dedi ki araba almayın, birkaç ay bekleyin. Biz iktidara geldiğimizde ikinci el araba fiyatına e, ...sıfır araba alabileceksiniz. Nasıl olacak bu? ÖTV'de indirime gidecek, gençler için sıfıra indirecek. Böyle vaatlerde bulundu Kemal Kılıçdaroğlu. İktidarımızı bekleyin dedi. ÖTV'yi indireceğiz dedi. Bu arada dörtte bir oranında indireceğiz dedi. Birazdan detaylarına geçeceğiz. Mesela yüzde ÖTV uygulanan bir aracı dörtte bir indirdiğinde... ...yüzde on kadar düşüyor. Çok ciddi bir indirim söz konusu. İkinci el fiyatına sıfır araba alabileceksiniz dedi. Tabii bir takım eleştiriler de var... Daha önceden aylar öncesinden böyle bir açıklama yapılması piyasaları dengesini bozar mı bozmaz mı yönünde eleştiriler açıklamalar da geldi sektör uzmanları tarafından. Sonra ne oldu? Resmi gazetede bir karar yayınlandı. Normalde bakanlar kurulunun yetkisinde olan ee, ÖTV ile ilgili yetki Cumhurbaşkanlığına devredildi. Cumhurbaşkanlığına yeni bir yetki verildi. Resmi gazetede de yayınlandı dediğimiz gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından kısa bir süre sonra ve Cumhurbaşkanına ÖTV yetkisi verildi ve bu yetkiye göre motorlu araçlarda, motorlu taşıtlardaki ÖTV'nin alt ve üst limitleri Cumhurbaşkanı tarafından artık 3 kat artırılabilecek ya da sıfırlanabilecek. Bu yetki artık Cumhurbaşkanı'na devredilmiş durumda. Tabi bir takım farklı görüşler burada ortaya çıktı. Daha önce işte KYK faizleri silinsin noktasında muhalefetin, Akşener'in, Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları olmuştu. Sonrasında bu müjdeyi açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. İşte 3600 ek gösterge ile ilgili, EYT ile ilgili, sözleşmeli personel ile ilgili, ve gündemdeki pek çok konuyla ilgili açıklamaları oluyor muhalefetin doğal olarak. Ee, ve sonrasında da e, iktidardan da ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da konuyla ilgili açıklamalar, icraatlar gelebiliyor. Son olarak da KYK zaten birazdan onunla ilgili haberi de ekranlarımıza getireceğiz. Denildi ki muhalefet deniliyor ki muhalefet söylüyor, iktidar yapıyor. Muhalefetin gündeme getirdiği konuları e, gündemde yine icraat haline getirmek zorunda kalınıyor gibi eleştiriler var. Bir başka özellikle ÖTV üzerinde bakıldığında ise şöyle denildi. Zaten bu karar açıklanmak üzereydi. E, resmi gazetede yayınlanmak üzereydi. Çok kısa bir süre önce, saatler önce bunun duyumunu aldı Kemal Kılıçdaroğlu. Ve hemen bunun e, alelacele açıklamasını yaptı şeklinde bir takım iddialar da ortada. Bana göre bugünkü etiketimiz size göre nedir bu işin doğrusu? Sizin tahmininiz, öngörünüz, yorumunuz nedir bu konuyla ilgili? Bana göre etiketiyle, hashtag ile bize bu konuyla ilgili düşüncelerinizi de yazın lütfen. Birazdan okumaya başlıyorum çünkü. Bu arada ÖTV'de son durum ne? Onu da değerledik sizler için değerli izleyiciler. 1.6 Motor araçlar için zaten Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği araçlarda bunlar. Yani biraz daha nispeten uygun, ucuz olan araçlarda ÖTV'yi sıfırlayacağız ya da indireceğiz demişti lüks otomobillerden vergiyi ÖTV'yi almayı sürdüreceğiz demişti. Şu anda 1.6 motor araçlarda 120 bin liraya kadar olan araçlarda ÖTV vergisi %45. 120 bin ile 150 bin lira arasında %50. 150 bin ile 175 bin lira arasında burada arada çıplak fiyatlardan bahsediyoruz tabii vergisiz fiyatlardan fabrika çıkış fiyatlarından %60'lık bir ÖTV vergisi geliyor. 175 bin ile 200 bin lira arasında da %70'lik bir ÖTV vergisi, özel tüketim vergisi uygulanıyor. Tabi sonrasında bunların üzerine tekrardan bir de %18 KDV uygulanıyor. Gümrük vergisi ekleniyor. Ee, onun dışında motorlu taşıtlar vergisi ekleniyor. Tüm bunlar üst üste gelince dünyanın en pahalı otomobilleri Türkiye'de satılıyor diyebiliriz. Mesela yine Kemal Kılıçdaroğlu dünkü konuşmasında örnek verdi. Almanya'da 15 bin euro olan bir otomobili biz burada 500 bin liraya tüm bu vergiler alt alta eklenince 500 bin liraya satın alıyoruz. Ee, Almanya'daki fiyatın iki katına geliyor TL'ye çevirdiğimizde. Ama birim özelinde baktığımızda Almanlar 15 bin birime satın alırken biz aynı aracı 500 bin birime satın alıyoruz. Zaten uzun zamandır gündemdeydi. ÖTV'lerin düşürülmesi gerekiyor deniliyordu. Bakalım bu yetkiden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan da böyle bir adımda bulunacak mı? ÖTV'lerde, elektrikli araçlarda özellikle TOG düşünülerek çok ciddi bir düşüşe %10'a kadar çekilmişti. Diğer araçlarda da bu indirim yapılacak mı önümüzdeki dönemde? Hep birlikte göreceğiz. ÖTV demişken bir başka konu daha var. Onu da gündeme getirelim istedik. E, editörüm Yakup Sağlam'a böyle bir mesaj geldi. Engellerin özellikle bir mağduriyeti söz konusu. Onlar da e, engel oranı %90'ın üzerindekiler ÖTV'den muaf tutuluyorlar. %0 ÖTV ve bu kadar bir indirim yapılıyor. Çok ciddi belki 100-150 bin liralara kadar indirimlerden bahsediyoruz. Ve ÖTV muafi, muafiyeti içinde üst limit 450 bin liralık araçlarda. Fakat onlar artık diyorlar ki bu fiyata artık birkaç küçük araç alabiliyoruz. İçi dar olan, bagajı küçük olan araçlar anca alabiliyoruz. 5-6 adet araç kaldı artık bu fiyatlara alabileceğimiz ve içine ne arabalarımızı koyabiliyoruz, ne tekerlekli sandalyelerimizi koyabiliyoruz, ne bagaja değneklerimizi sığdırabiliyoruz gibi şikayetleri var, mağduriyetleri var. O yüzden de diyorlar ki acilen bir arazam ...bir ara güncelleme asgari ücretli olduğu gibi yapılmalı... ...ve 600-700 bin liraya çıkarılmalı bu üst limit. Geçen sene 330 bindi, yılbaşında 450 bine çıkarıldı. Geçen sene 330 bine lüks bir cip bile neredeyse satın alınabilirken... ...artık 450 bine enflasyon oranında değil de... ...çok daha yüksek oranlarda arttığı için otomobil fiyatları farklı faktörlerin de etkisiyle... ...artık araç alamıyoruz, engellere uygun araçları alamıyoruz... ...o yüzden güncellensin diyorlar. Onların da böyle bir talepleri var... Onu da gündeme getirmiş olduk. Etiketimizde son kez tekrarlayalım. Bana göre birazdan okumaya başlayacağız.